Eskişehir'in et ekranlarından herkese merhabalar. Bugün İnönü'deyiz. Yanımızda da yeniden Refah Partisi'nin adayı Hasan Güçbilmez var. Hasan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz İnönü'mize. Teşekkürler. İlk önce sizi bir tanıyalım. Hasan Güçbilmez kimdir? Evet. Hasan Güçbilmez, İnönü'lüyüm ben. Bilişim bölümü mezunuyum. Belli bir dönemler Eskişehir AK Parti'de ilçe başkanlığı yardımcılığı görevinde bulundum. 2014-2019 arasında İnönü Belediyesi'nde çalıştım. Şimdi de yeniden Refah Partisi'ne İnönü Belediye Başkan adayı gösterildim. AK Parti'de görev almışsınız. Evet. İnönü Belediyesi'nde de çalıştınız. AK Partili Belediye Başkanı Kadir Bozkurt döneminde. Evet. Bu kopuşun nedeni ne oldu? Yeniden Refah'a geçme nedeniniz ne oldu? Yeniden Refah'a kopuşum. Şimdi belediyede çalıştık. O dönem burada 3 dönem CHP Belediyesi görev yaptı. Biz 15 yıl gitsin diye mücadele ettik. AK Parti Belediyesi gelsin diye mücadele ettik. Belediye kazanmadan önce yine Eskişehir'de milletvekillerimiz dediler. Belediye kazandığın zaman Hasan'la birlikte mevcut belediye başkanına belediyeyi de beraber hareketini çalışın diye görev verdiler. Çalışmaya başladık. Daha sonra mevcut belediye başkanının hareketleri, yani seçimi kazandı. Yani Cumhurbaşkanı bile artık, yani İçişleri Bakanı'na bağlıyım ben. Cumhurbaşkanı bile görevden alamaz gibi hareketler yapmaya başladı. Vatandaşa tepeden bakmaya başladı. Vatandaşı odasından kovmaya başladı. Ben istemiyordum, beni zorla zaten belediye başkanı yaptılar AK Parti. Ben televizyonda öğrendim gibi böyle yanlış beyanlar verme hareketler yapmaya başladı. Tabii kendilerini uyardık. Sonra daha sonra devletin, milletin malına el uzatmaya başladı. Yani vatandaş burada bir duvar örecek, bir sayılık yapacak, bir arabaya indirme yapacak izin vermedi ama kendisi gitti Yusuflar Mahallesi'nde kaçak villa yaptı. Tepebaşı Belediyesi'nden de ceza yedi. Yani kanıtlandı. Yani deyimiyenler ise AK Parti'nin namusunu kirletti. Öyle bir zihniyette yapmaya başlayınca kopuşlar başladı. Ha, siz de ciddi bir tepki gösterdiniz buna. Biz kendisine 2-3 defa uyardık. Kendisi de böyle olunca bir o zaman 2016'da malum bir darbe girişimi oldu. Ondan sonra sezdi bu. Beni bir sahte bir Facebook hesabıyla kendine Facebook mesaj attırıyor. Cumhuriyet Savcılığına şikayet ediyor. Hasan FETÖ'cüymüş diye susuz yere yargılandım. Aklandım. Beraat ettim. Duruşma savcısı bile itiraz etmeden beraat kararı verdiler. Öyle bir sonuç oldu. Yani haksız yere onurumuz, ayaklar altından da suçladılar. Yargıladılar. Yani devletinde benim gibi olan kişilerde adalet borcu var. Peki seçim çalışmalarına gelirsek, sizi de sosyal medyadan takip ediyoruz. Evet. Neredeyse her mahalleye gidip geliyorsunuz. Evet. Propaganda sürecinizi yönetiyorsunuz. Nasıl gidiyor? Yeniden Refah biliyorsunuz hazineden de destek almıyor. Kendi imkanlarınızla herhalde çalışmaları götürüyorsunuz. Nasıl geçiyor? Şimdi zaten aday olduğum zaman dediler devletten 5 kuruş destek almıyoruz dediler. Necmettin Erbakan hocamız işte Milli Görüş Harekatçı Grubu. Yani hep kendinizden yapacaksınız dediler o zaman il başkanım. Başkanım dedim hiç anlatmaya bile gerek yok. Yani Necmettin Erbakan dediğin zaman akan sular durur. Belli bir miktar param var. Helal olsun. Ben onu harcarım dedim. Gidiyoruz. Kahvede herkese çay söylüyoruz. Yemek söylüyoruz. Hesapları ödüyoruz. Seçimde harcıyoruz. Hiç yani ufacık bir niye oluyor demiyor. Yani gönüllü harcıyoruz. Hiç de yani harcıcıkla harcayacağımız geliyor. Yani seviniyoruz da yani. Hiç maddi destek yok ama yani bereket de buluyor. Harcıyoruz. Vicdanımız da rahat. Çok iyi seçim gidiyor. Yeniden Refah Partisi'ne çok iyi teveccüh var. Her gittiğimiz yerde genel başkanımızı anlatıyoruz. Doktor Fatih Erbakan'ı. Babasını anlatıyoruz. Herkes zaten size diyecek hiçbir şeyimiz yok. Bizi de belediyeden biliyorlar. Araştırdık. Hasan'ı da araştırdık. Partisi de güzel. Hasan Güçbilmez'e oy vereceğiz. Yeniden Refah'a oy vereceğiz diyen bir kitle var. Yani Yeniden Refah ilçede bir yükselişte o zaman. Evet. Evet. Peki Hasan Bey şeyi soracağım. İnönü'nün sıkıntıları nelerdir? Sizin bu sıkıntılara çözüm önerileriniz nelerdir? Yani burası hem tarım hem sanayi hem bir havacılık kullanılan bir ilçe. Evet. Sizin sahada gördüğünüz nedir? Yani ilçe halkını en çok neden şikayet ediyor? Neye çözüm istiyor? İnönü halkının
tek ilk sorunu konut olmayışı. Yani 10 yıldan beri yani belediyeler vatandaşın işini kolaylaştırma yeridir. Müteahhit geldi, müteahhite işini zorlaştırdılar. Adam bir yer açacak, işini zorlaştırdılar. 10 yıl çivi çakılmadı, ev olmadı. Şimdi buralarda kahvehanelerde oturuyoruz. Asubay geliyor, polis geliyor, ev arıyor, ev bulamıyorlar. Hep mevcut bu 10 yıllık belediyenin hatası yani. Müteahhitin önünü jilet gibi kesti. Her işini zorlaştırdı. Konut sorunu çıktı. Herkes de gitti Eskişehir'de ev tuttu, Bozüklü tuttu. Nüfus çok felaket eridi yani. En büyük sıkıntı bu. Bunun dışında mesela İstanbul'la ilgili bir sorun var mı? İlçelerde genelde nüfuslar azalıyor, evet. Kente göç veriyor. Burada da İnönü'de de bu sorun var mı? Evet, var. Var. Evet. Sizin mesela böyle vizyon projesi dediğimiz projeleriniz var mı? Yani İnönü'yü işte 5 yıl sonra şuraya getireceğim dediğiniz evet. Projeleriniz var mı? Onlardan da biraz evet. Bahsedebilir miyiz? Biz zaten inşallah göreve gelirsek zaten bazıları karıştırıyor. Yani hükümetten geliyor gibi para. Yani İller Bankası'ndan geliyor bir bütçe. Zaten var. Nüfusa göre para geliyor. Yani biz gelirsek tabii ben aday olduğum zaman dedim İnönü'yü marka bir ilçe haline getireceğiz dedik. Tabii. Zaten belediyecilik işi yani Refah Partisi Milli Görüş Belediyeciliği zaten aldığı zaman çok güzel hizmetler yapar. Yani biz yani genel başkanımıza şu anda ulaşmak kolay. Yani benim kendi şahsi kanaatim. Türkiye'de belli bir seçim inşallah çok ilçe alacağız, il alacağız. Yani genel başkanımız bunun üstünde çok duracak. Hı hı. Gelecek buraya genel başkanımız 2 ayda bir gelecek, 3 ayda bir gelecek. Bunların projeleri var. Öyle bir belediyelik yapacağız ki bunlar 2028 başkanı seçiminde diyecek ki gidin diyecek. Eskişehir'in Ünlü ilçesine bakın. Orada 4 yıl Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanlığı yaptı. Gidin. Denk güçlü oldu. Şu hizmetler yaptı denilecek. Yani Türkiye'ye mal olacak yani bizim bu Ünlü. Yani zenginin parasını, yani zenginin dikkatini çekip de buraya getirmedikten sonra pek bir şey yapmıyor. Ama biz zenginin dikkatini çekeceğiz. Bu bölgelerde sıcak su var. Kütahya yakın zaten. İnegöl, Eskişehir burada sıcak su kaynağı var. Yani değerlendirilemiyor mu? Var ama değerlendirilemiyor. Yani daha bulunamadı. Bulunamadı. Ama bölgemiz sıcak su. Biz inşallah bu sıcak suyu bulup Afyon'da gittik gördük. Yani orada adamlar sıcak suyu bulmuşlar. Evin kaloriferini bile vermişler. Direkt vatandaşın cebine yansımış. Biz de aynı bu harekette bulup da Ünlü ilçemize sıcak suyu vermeyi düşünüyoruz. Çok güzel. Peki şimdi İnönü'de 10 tane aday var sizinle birlikte. Evet. Şansınızı nasıl görüyorsunuz? Evet. Onunla ilgili de birkaç şey alalım. Tabii herkes kazanmak için mücadele eder. Yani ister istemez bazı kesimde şöyle bir zihniyet var. Ya işte AK Parti'ye vermezsem CHP gelir, CHP'ye vermezsem AK Parti bir sıkıntısı var. Biz onu kırmaya çalışıyoruz. Yani ikisine de vermezseniz biz geliriz. Biz geldik mi de düzgün iş yaparız. Tabii şansımız var. Ama bazıları dediğim gibi düşünüyor. Ya Ünönü'nün yerlisi olmayan ama Ünönü'nde doğmuş, büyümüş arkadaşlar biraz yabancı olduğu için tepki çekiyorlar. Ya o gelmesin, bu gelmesin şeyini geçiyor. Yani bazı kahveye gittiklerimde diyor. Yani adayların içinde belediye tecrübem de var. Biliyoruz, tanıyoruz. En düzgün yapacak sensin ama şu gelirse, bu gelirse şeylerine giriyorlar. Yani şu kişi gelirse ya da bu kişi gelirse ya da şu parti gelirse ya da bu parti gelirse diye bir az oy dağılıyor. Ama iyi yani. İlçede öyleyse adaya mı daha çok bakılıyor yoksa genelde yerel seçimlerde biraz aday tercihi oluyor partilerden daha çok. Burada nasıl durum? Bizim Ünlü'nde ister istemez yani kırsarmalar yani partinin gücü var yani çok yani. Partinin gücü önemli. Yani ben bana sen CHP'den aday olsaydın %100 kazanırdın ya da AK Parti'den aday olsaydın %100 kazanırdın diyen çok insan var. Yani partinin ister istemez Türkiye'de olduğu gibi bir AK Parti'nin bir gücü var. Yani. Peki yayınımıza artık son vereceğiz. Siz de burada İnönü'lere bir mesaj vermek ister misiniz Eskişehir'in ekranlarından? Evet. Son cümlelerinizi de alalım. Yani biz dediğimiz gibi Allah izin verirse belediyeyi alırsak yani cebimizde iki tane kalem taşıyacağız bir devletin işi, bir kendi işimiz, israfı önleyeceğiz, kul hakkına dikkat edeceğiz. Belediyenin 10 yılda yaptığı harcamaları, afaki faturaları inceleteceğiz. Bir şey bulursak tüy bitmemizi, kul hakkını yine belediyenin kasasına koyacağız. Yani oy kullanılırken, yani gönlünüz nereye isterse oraya verin.
Yani şu gelecek, bu gelecek yapmayın. Siz gönlünüzden kim geçiyorsa verin. Gerisi Allah neyi nasip ederse o olur. Hayırlısı olsun diyorum. Peki, teşekkürler. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. İnönü'den bu kadar. Bir başka yerinde buluşmak dileğiyle.